Siyaset dünyasının ünlü isimlerini konuk eden Meclis Taksi'nin bu haftaki konuğu AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Elsen Ceritoğlu Kurt oldu. Meclis Taksi isimli programın çekimleri için direksiyon başına geçen AK Parti Çorum Milletvekili Ceritoğlu, Çorum caddelerinde hem vatandaşları gidecekleri yere ulaştırmış hem de birbirinden sıcak sohbetler yaptı. Çorum'da çekimi yapılan program TRT Haber ekranlarında yayınlandı. Çorum'un tanıtımı için TRT Haber ekranlarında vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Milletvekili Ceritoğlu, Çorum'un tanıtımı için her platformda mücadeleye devam ettiğini, direksiyon başındayken taksici olarak Çorum'u, siyaseti ve gündem konularını hemşerileriyle değerlendirme fırsatı yakaladığını söyledi. Sorun olmaz, sağ olun. Bugün Çorumlar çok şık bir taksiciyle karşılaşacaklar. İyin oyalarını görüyorsunuz. Çok şık, çok güzel. El emeği, göz nuru. Teşekkür. Bakalım nasıl tepki verecekler, neler yapacaklar. Bekletmeyelim dilerseniz. Evet. Buyurun Meclis Taksimizin anahtarı. Teşekkür ediyorum. Gelsin. Sağ olun. Bol kazançlar. Allah razı olsun, sağ olun. Meclis Taksi burada Çorum'u tanıtmak için, işte sizlerle daha yakın olmak için milletvekilleri sahaya iniyoruz. Bu da iyi bir şey bence. Yani söylemek istediğiniz bir şey, bizden beklentileriniz, sormak istediğiniz. Ben yani şu anda yani genel olarak memnunuz ama hani öyle bir şikayet olarak bir şeyimiz yok. Sorma kadın öyle diyecek dedik diyoruz. Evet, ben çok gurur duyuyorum sizinle, o yüzden bir bayan olarak yani bir kadın bir gaz veriyorsunuz bize, öyle diyeyim ben size. Ben de milletvekili olmayı çok istiyorum. Nereye gidiyorsun? He? Buradayım. Buradasın. Evet efendim. Gör, saat kulesini oraya götüreyim. Gezer gelirsin. Ulan ev burada. Bir dolandır. Gel saat kulesi ne olacağımın oraya gidip gelelim. Memnun kaldın. He? Memnun kaldın. Hem öyle mi kılarsın Ulu Cami'de? Şuna yiyeceğim. Yok onu yiyeceğim. Var var nebnebe. Yok. Niye? Dişin yok. Bu teröristler var maalesef. Etrafta da komşular biliyorsunuz, sınırlar. Suriye öyle, İran, Irak sıkıntılı. Ama elimizden geleni yapılacaktır. Mecburuz. Kimsenin burnu bile kanamasını istiyoruz ama. Yani kimse bunu mutlaka istemez. Mümkün değil. Ne yani? Yani bir evde bir çoluğumuzda olan bir kişi karşısındaki insanın ne demek olduğunu bilmesi lazım. Kolayla yetişmiyor bir evde. Hepimizin canı. Ha benim kendi evladım, ha orada öyle bir çıkardı yok. Biz şehit cenazeleri bizim için daha üzgün. Acımasız. Toplum olarak hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Hükümet meclis olarak çalışacak. Siz bu tecrübelerinizden, nasihatlerinizden, sokakta gördüğünüz herkese söyleyeceğiz. Yani herkese iş düşüyor. Sırf poliste askerde değil iş. Şimdi bizim toplumumuzun bazı yanlışları var. Benim karşıma çıkıp da bir kişi benim hatamı söylediği zaman ben onu başta edeceğim yerde ona düşman oluyor. Tabii. Halbuki yanlış olan bir şey. İstişare her zaman önemli. İstişare etmemiz lazım. Herkes her şeyi en iyi bilemez. Benim insan olarak en birinci ölçelendim, yani canım sıkıldığı şey mezhepçilik, ırk ayrımı. Halbuki şu kainata baktığın zaman herkes bir insan. Tabii. Sadece burada yadırganacak şey haksızlık yapan. Aynen. Hepimiz ama kul hakkı yememek, birbirimize olan saygımız, başka bir şey yok. Öyle anılıyor. Ölüp girince ne diyorlar? İyi adamdı, iyi kadındı. O Çorum bunun acısını yaşadı 80 olaylarında. Neler çekti bu millete o zaman? Yani hep de. Kimse yapanlar Çorum'dan değildi biliyorsun amca. Hep dışarıdan garip insanlar. Her biri bir taraftan. Tabii. Sen bana yüzün tutmaz kötü davranır. Ben hep sana yüzün tutmaz saygısızlık etmeye. Çünkü biz sonuçta hemşehriyiz. Aynı memleketin adamı. Tabii.